Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hac suresi 13. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Yed'u çağırırlar, dua ederler. Le elbette muhakkak gibi bir anlam var. Vurgu ifadesi. Men darruhu zararı olan kimse. Bu men an en kimse darruhu zararı olan ekrabu daha yakın min nef'i yani zararı faydasından daha yakın olan kimseye dua ederler, yalvarırlar. Nebi ise ne kötü el mevle nebi yani ne kötü bir arkadaş, ne kötü bir mevla ve lebi'sel aşir aynı zamanda ne kötü bir arkadaştır. İngilizcesine geldiğimizde he calls unto çağırır, seslenir ya da yakarır. Him whose harm, whose an and kimse. Hatta böyle ü ardında bir sahip olduğu bir şey var. Zararı an and şeklinde. Ü an and zararı is nearer than his profit. Zararı faydasından daha fazla olan, daha yakın olan kimseye yalvardılar, yakardılar. Certainly, muhakkak, kesinlikle an evil mawla, patron, ne kötü bir dost, tami, and certainly, muhakkak, an evil friend, ne kötü bir arkadaş. Bir sonraki ayette inne şüphesiz ardındaki ismin sonraki ismi. Eğri yap. İnnallâhe şüphesiz Allah. Burada Allah'la eğri olmasını söyledik. Yani eğri bitmesini söyledik. İnne. İnnallâhe şüphesiz Allah. Yudahilu. Girdirir. Ellezîne anen emenu. İman edenleri. Ve amelus salihati ve salih amel işleyenleri. Cennetin bahçelere tecrimin tecri akmak min tehtihe akan altından akan el enher altından ırmakların aktığı cennetlere getirir veyahut altından ırmaklar akan cennetlere bahçelere girdir. İnnallâhe şüphesiz Allah yef'alu yapar me yurid Allah dilediği şeyi yapar. Burada şey anlamına me veriyor. Thoroughly doğrusu Allah will admit. Admit kabul etmek demek. Arapçada girdirmek diye geçiyordu. Will admit those who believe. İman edenleri in Islamic monotheism. İslami tek Allah inancına inananları. And the righteous good deeds. Aynı zamanda righteous good deeds ifadesi salih amel olarak topluca geçiyor. Doğru, güzel amel tek başına. Do right is good deeds olunca salih amel şeklinde. According to the Quran, Kur'an'a göre yaşayan and the sünnet, aynı zamanda sünnete göre yaşayan kimseleri bu gardens bahçelere underneath which underneath altından demek underneath which altından rivers flow, ırmakların aktığı bahçelere girecektir. In paradise. Bu da cennette diye parantez içerisinde not düşmüş. Verily doğrusu Allah does what he wills. Allah dilediği şeyi yapar. Burada parantez içerisindeki şu kısım yani bir insanın salih amel işlemesi nedir ya da iman etmesi nedir? İnsan iman ettiğinde iman edeceği şeyler bellidir. En temelde Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna inanmak, iman et. Tabii ve bu doğrultuda da davranmak, bu doğrultuda amellerini yapacağı işleri yapmak, bu niyetle yapmak. Aynı zamanda Kur'an'a ve sünnete uygun amellerde bulunması lazım. Bunun içinde nedir?
Kur'an'ın ve sünnetin çok iyi öğrenilmesi lazım. Öğrenmeden yaşanması mümkün değil. Ha şöyle bir şey de olabilir. Yani biliyor da ne yapıyor ki böyle bir yaklaşımda belki bilip de yanlış işler yapan kimseler olduğundan ya da olabildiğinden bu tip bir düşünce gelişmiş olabilir. Ama burada şöyle bir durum da söz konusu. Yani insanların eleştirdiği o kimseler aslında doğruyu bilen, hatta onların uygulamaları doğru olan kimseler de olabilirler. Yani tabii burada apaçık suç olan şeyleri söylemiyoruz. Ama hak hukuk konusunda, insanlara davranış konusunda ya da bir ibadetin yapılış şeklinde o insanların yaptığı şeyler doğru olabilir. Dolayısıyla müminler, Müslümanlar en temelde Kur'an'ı ve sünneti öğrenip Kur'an ve sünnet neyi emrediyor? Buna göre hayatını şekillendirmelidir. Hayatının merkezinde Kur'an-ı Kerim olmalı. Onun etrafında da yine helal olan şeylerden diğer şeyler olmalı. Men kâne, her kim yazın zannediyor ise, her kim zannederse ellen yensura. Burada mayacağını anlamda. Ellen yensurahu. Allah'ın ona yardım edemeyeceğini dünyada ve ahireti ve ahirette yardım edemeyeceğini zannediyor ise ve bu yani menin devamı fe normalde liyemdut uzatsın şeklinde ama fe'den dolayı felyemdud şeklinde oluyor. O uzatsın bir sebebin bir sebep uzatsın. Bu sebep genelde ip olarak çevriliyor. İle semeyi gökyüzüne bir ip uzatsın. Tümme daha sonra yine liyekta'a olacağına tümmeden sonra tümmel yekta'a şeklinde oluyor. Bu ekranla ilgili bir sıkıntı oldu ama. ثُمَّ الْيَقْتَعَ daha sonra kessin, فَلْيَنْظُرْ ve baksın. Yine normalde لِيَنْظُرْ ama F'den dolayı فَلْيَنْظُرْ şeklinde oluyor. هَلْ مَمِي يُذْهَبَنَّ giderdiğini keyduhu, onun hilesinin, tuzağının مَيَغِيْز kızmış olduğu, öfkelendiği şeyi ortadan kaldırdığını ya da kaldırıp kaldırmadığına bir baksın şeklinde bir ayet-i kerim. Whoever thinks, her kim whoever thinks that, her kim düşünüyorsa Allah will not help him, ona yardım edemeyeceğini düşünüyorsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem may peace and blessings be upon him in this world, bu dünyada and in the hereafter, aynı zamanda ahirette Allah'ın peygamberine bu dünyada ve ahirette yardım edemeyeceğini düşünüyor ise let him aslında izin verin şeklinde let him stretch out a rope, yani o uzatmasına izin verin, uzatsın to the ceiling, gökyüzüne. Buradaki ceiling ifadesi tavan olarak geçiyor. Yani ceiling tavan demek. Yani Arapçasında gökyüzü İngilizce çevirirken tavan diye çevirmiş. And let him strangle himself ve kendisini boğsun diyor. O yani o iple boğsun. Aslında yani o ipi kessin. Then let him see ve görsün whether his plan, yani onun planının will remove that, sileceğini. Where he rages, yani kendisinin öfkelenmiş olduğu, kızmış olduğu şeyi ortadan kaldırıp kaldırmadığına bir baksın diye buyuruyorum. Evet, ve kezalike
bu şekilde ki gibi demek zelike bu bunun gibi bu şekilde enzelnehu onu ona yani bunu göndeririz ayetin beyinatin açık deliller ile açık ayetlerle ve ennallah ve Allah'ın yehdi men yurid ve Allah muhakkak dilediği kimseyi doğruya hidayete erdirir. Thus have we sent. Burada devrik bir ifade var. We have sent şeklinde olması lazım. Kur'an'ı indirdik. This Kur'an down. Bu Kur'an'ı to Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an'ı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdik. As clear signs. Apaçık işaretler, evidences, deliller and proofs yine delil demek. Deliller olarak indirdik. And surely doğrusu Allah guides whom rehberlik eder, ulaştırır, doğru yola ulaştırır. Whom he wills, Allah dilediği kimseye, dilediği kimseyi doğru yola ulaştırır. İnnellezine, inne. Şüphesiz, ellezine amen, amenu, şüphesiz iman edenler. Vellezine hadu, aynı zamanda Yahudi olanlar. Ve sabi'ine, sabi olanlar. Ve nasara, Hristiyanlar, ve mecuse, ve mecus olanlar, ve lezine eşreku, aynı zamanda şirk koşanlar, innallâhe, şüphesiz Allah, yefsulu beynehum, onlar arasında hüküm verecektir, yevmel kıyameti, kıyamet günü, Allah onların arasında hüküm verecektir, innallâhe, şüphesiz Allah, ala kulli şeyin şehid, Allah, her bir şey hakkında şahit olandır. Her bir şeyi gözlemlemektedir. Verily, those who believe. Doğrusu, those who believe, iman edenler. In Allah, Allah'a and in his messenger Muhammed. Onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden. And those who are Jews, Yahudi olanlar. And this Sabians, Sabiler, and the Christians, Hristiyanlar, and the Mecus, ve Mecus olanlar, ateşe tapanlar, and those who worship, aynı zamanda kulluk edenler, others besides Allah, Allah'la beraber başkalarına kulluk edenler, yani müşrik kimseler, truly, bu kimseler arasında truly, Allah will judge, hükmedecektir, between them, onların arasında, on the day of resurrection, bu yeniden dirilme gününde onların arasında hüküm verecektir. Verily, doğrusu Allah is over all things, her bir şeyin üzerinde a witness, bir şahit, bir tanıktır. Dolayısıyla Allah'ın bilmediği herhangi bir şey yoktur. Yani kişi neye inanırsa inansın, onun hakkında bir hüküm verecek. Ve Allah da inananlarla inanmayanların arasındaki kararı verecek son mercidir. Dolayısıyla bizim bazı şeyleri Rabbimize bırakmamız lazım. Yani çevremizdeki, yani önce kendimiz yaşayıp çevremizdeki insanlara hak olan meseleyi duyurmamız lazım. Onları davet etmemiz lazım. Onlar inanır veyahut inanmazlar. Biz görevimizi yapmış sayılırız. Çünkü herhangi bir kimseyi hidayete erdirecek değiliz. Bu sadece bizimle alakalı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında da sen dilediğin kimseyi ya da sevdiğin kimseyi hidayete erdirecek değilsin şeklinde Kasas suresinde Rabbimiz o şekilde buyuruyor. Ve dünyada insanların farklı farklı olduğu, farklı inançlarda olduğunu biliyoruz. O insanlara Rabbimiz o insanlar hakkında bir hüküm verecek. Bizim bu konuda çok kaygılı olmamıza gerek yok. Kendimizle alakalı dua edip, aynı zamanda başka insanlar için de dua edip, inşallah Rabbim her birimizden razı olur. Ve bugün başka inançlara inanan insanlara da bizim anlatacak çok şeyimiz olduğunu bilelim. Bu noktada kendimizi ne kadar geliştirebiliyorsak geliştirelim. İnşallah Rabbim bizlere anlatma fırsatı verir. Ve bizim vesilemizde başka insanların
Allah'ın dinine girdiğini inşallah görebiliriz. Evet. Bir sonraki ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime bir secde ayeti. Mı'mi sorusu. Lem madameli demek. Elem tara. Gördün mü? Ennallâhe Allah'a yescudu lehu. Yani Allah için men fis semâvâti göklerde olan her bir kimsenin ve men fil ardı aynı zamanda yerde olan her bir kimsenin Allah'a secde ettiğini görmedim ben. Ve bu secdeden kimseler devam ediyor. Ve şemsu güneşin vel kameru ayın ve nücumu yıldızların vel cibelu dağların ve şeceru ve ağaçların ve devabu hareket eden yeryüzünde canlılar yani hayvanların ve kesirun minennes ve insanların birçoğunun Allah'a secde ettiğini görmedin mi? Ve kesirun birçoğunun da hakka aleyhil azab ve birçoğunun da üzerine hak oldu yani azap hak oldu. Ve men yuhinillahu yani Allah her kimseyi aşağılarsa, küçük düşürürse feme lehu min mukrim kendisine ikram edecek kimse yoktur. Yani Allah her kimi zelil kılarsa onu şerefli kılacak mukrim burada şeref anlamında aynı zamanda ikram gibi bir zaten oradan geliyor. Ona İslam'ı ikram edecek, onu İslam'la şereflendirecek kimse yoktur. İnnallâhe şüphesiz Allah yef'alu yapar, me yeşe Allah dilediği şeyi yapar diye buyuruyor. Bu ayeti okuyan kimselerin okuduktan sonra secde etmesi gerektiğini biliyoruz. Ve ayeti anlamıyla beraber düşünüp secde edersek secde etmemiz lazım. Evet, see you not that. Günlük İngilizce'de bu don't you see ya da did you not yani didn't you see şeklinde geçebilir. That whoever is in the heavens, göklerde olan and whoever is on the earth ve yerde olan, yeryüzünde olan her kimse and the sun, güneşin and the moon, ayın and the stars, yıldızların and the mountains, dağların and the trees ve ağaçların and at the web yani hareket eden, moving hareket eden living creatures, canlı beast, hayvanların Allah'a secde ettiğini görmedim. Ve devam ediyor. And many of mankind aynı zamanda insanoğlunun birçoğu prostrate themselves to Allah kendilerini Allah'a secde ederler. But there are many men ancak birçok insan var on whom the punishment is justified. Kendi üzerine cezanın kararlaştırıldığı, kendi üzerine cezanın hak olduğu birçok insan da var. And whomsoever Allah disgraces, Allah her kimi zelil kılarsa, aşağılık kılarsa, none can honor him, hiç kimse onu şereflendiremez, ona bir şeref veremez. Verily, doğrusu, Allah does what he wills. Allah dilediği her şeyi yapar. Ve burada Allah'ın insanları zelil, rezil kılması, bu da nedir? Onun niyetiyle, inanıp inanmamasıyla alakalı bir durum. Yani kişi Allah'a inanmadığı müddetçe zelil olmaya mahkum. Bunun bir kısmı dünyada, bir kısmı da ahirette olabilir. Ya da her ikisinde de zelil olan insan tipleri de mevcut. Rabbim burada adı geçen kimseler gibi bizleri Allah'a secde eden kimselerden eylesin. Göklerde, yerde olan her kim varsa, güneş gibi, ay gibi, yıldızlar gibi gereğince yani dağlar, ağaçlar ve diğer canlılar gibi bize gelen daveti hak bilip ve bu doğrultuda secde edip Rabbimiz için
gereği gibi yaşamayı bizlere nasip etsin. Hata yaptıysa hatalar affolsun. Sadakallahül azim.